merhabalar. Projelerimi üretirken göz önünde bulundurduğum en önemli noktalardan bir tanesi evdeki malzemelerden faydalanabilmek. Bugün de artık kumaşlarımı ve o aldığım o bir türlü kullanmaya fırsat bulamadığım boncukları kullanmaya karar verdim. Ve bunlardan mum yardımıyla nasıl çiçek yapabileceğimizi göstereceğim sizlere. Evet, çiçek deyip geçmeyin çünkü bu çiçekler tarzınıza inanılmaz bir hava katacak. O yüzden sabırla bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet, ilk olarak çiçeklerimiz için gerekli malzemeleri sayarak işe başlayabiliriz. Bunun için öncelikle şöyle kumaş parçalarına ihtiyacınız olacak. Saten ya da organze kumaşlar bu iş için en uygun olanı. Yani siz de bunlardan birini temin edebilirsiniz, en güzel sonuçları elde edebilirsiniz. Kumaşlarımın kenarını yapmak için muma ihtiyacım olacak. Şöyle dikmek için iğne ve iplik ve çiçeklerimin ortasını süslemek için evde bulabildiğiniz tüm ıvır zıvır. Şöyle gördüğünüz gibi ben rengi kararmış bir küpe var, onu aldım. Şöyle eski bir düğme var gördüğünüz gibi. Onu da süsleyeceğim. Şöyle taşlarım var, daha önceden kullanmadığım incilerim var. Ve şöyle sanırım eskiyen bir küpemden yine koparmıştım. Atmamıştım kullanırım diye ve bugün işime yarayacak. Bunlarla da çiçeklerimin orta kısımlarını süsleyeceğim. Evet, o zaman hazırsak çiçeklerimizi kesmeye başlayabiliriz. Evet, öncelikle kumaşından yuvarlaklar elde edeceğim. Ben şöyle bir anda birçok yuvarlak elde etmek için şöyle katlayarak keseceğim. Siz de böyle yaparsanız daha pratik olur. Şöyle rastgele kumaşından büyük yuvarlaklar kesiyorum. Bunun düzgün olmasına hiç gerek yok çünkü zaten kenarlarını yakacağız. O yüzden böyle çizmeden elinizle rastgele kesebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben bir anda bir sürü elde ettim. Şimdi bundan ben toplamda 3 boy keseceğim. Şöyle yine başka bir kumaş parçamı alıyorum. Ve bundan daha küçük parçalar keseceğim. Evet, gördüğünüz gibi bunlar daha küçük oldu. Şimdi bir de orta boy keseceğim. Ve yakma işlemine geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben 3 boy yuvarlak daire kestim kumaşımdan. Şimdi mumumu yakıyorum. Şu şekilde. Ve bu kumaşlarımın kenarını bu mumla yakıyorum. Siz yaktıkça kumaşınızın kenarları kıvrılacaktır. Hem de kaçmasını önleyecektir. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi bunu tüm kumaş parçalarım için yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben bütün kumaş parçalarımı şöyle yaktım ve kenarları kıvrık oldu. Şimdi şöyle en büyük parçalardan alt kısmını oluşturacağım. Şöyle üst üste koyuyorum. Evet. Şimdi bir küçük parçalardan bir sonraki tabaka için yine üstüne koyuyorum. Şekilde. Ve en küçük parçaları da en üste koyuyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ve bunun bütün parçalarını alttan iğneyle dikiyorum. Evet, ben bütün parçaları güzel bir şekilde diktim gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne ben şöyle taşlardan dikeceğim. Taşlarım zaten delikliydi. Ama eğer sizinki deliksizse yapıştırabilirsiniz taşları, sıkıntı olmayacaktır.
Evet, ben gördüğünüz gibi çiçeklerimi yapmayı bitirdim. Şu şekilde birkaç farklı renk yaptım. Peki bu çiçekleri nasıl değerlendirebiliriz derseniz, bugün sizlere farklı birkaç tane alternatif sunmak istiyorum. Bunlardan ilkiyle başlayabiliriz. Şimdi benim eski bir çift babetim var. Bunları geçen senelerde H&M'den almıştım ama artık hem eskidi hem de çok modası kalmadığı için kullanmayı sevmiyorum. Bunları bugün değerlendirmeye karar verdim bu çiçeklerle. Nasıl derseniz, şu üzerindeki fiyonkları gördüğünüz gibi keseceğim ve silikonla şu yaptığım çiçeklerden iki tanesini üzerine yapıştıracağım ve böylece yepyeni bir çift babet elde etmiş olacağım. Evet, bir sonraki alternatifim bu çiçeklerden toka yapımı. Yine gördüğünüz gibi şöyle siyah bir lastik tokam var. Ve bunun şu kısmını güzelce silikonlayıp çiçeğimi buraya yapıştıracağım ve çok şık bir toka elde etmiş olacağım. Şöyle biraz elinizle bastırıp beklerseniz bence çok şık oldu. Evet, bir diğer alternatifim ise bir yaka broşu yapmak. Bunun için bir broş iğnesine ihtiyacım var, şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yine arkasına broş iğnemi silikonlayacağım ve çok şık bir broş elde etmiş olacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok şık bir broşumuz oldu. Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerimiz bitti ve ben 3 tane çok şık ürün elde ettim bu çiçeklerden. Bunlardan ilki şu gördüğünüz babetlerdi. Bu babetlerim eski ve sıradandı ama artık gerçekten çok şık oldular. Giymek için sabırsızlanıyorum ben. Elde ettiğim ikinci ürün romantik tarzına çok uyum gösterecek olan bu toka. Gerçekten bunu da takmak için sabırsızlanıyorum. Ve elde ettiğim üçüncü ürün ise şu gördüğünüz çok şık broş. Şöyle yakama takmak istiyorum bunu. Evet, gördüğünüz gibi oldukça şık oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.